Merhaba arkadaşlar, ben Ata, Veriku Gaming'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Plago'ya ince kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölüm olması lazım hatırladığım kadarıyla. Tam olarak aslında emin bile değilim çünkü şu anda gayet heyecanlıyım. Neden? Çünkü bugün Plago'ya inçte salgın türlerindeki olan son hastalığı oynayacağız. Bu da biyolojik silah. Tabii gördüğünüz üzere madalyalar falan full çünkü ben bu hastalığı birazcık oynadım. Birazcık haksızlık gibi olabilir ama hastalığı hiç oynamamıştım. Gerçekten vardı. Oynadım. 3 kere oynadım. Bir kere zorda oynadım. Zorda yenildim. İkincide zoru geçtim. Üçüncüde hevesimi alamadım. Çok zor bir deneyeyim dedim. Onu da geçtim. Hiç zorlanmadan tek atmıştım. Çünkü biyolojik silahta farklı taktik keşfettim ve öyle bir güzel işe yaradı ki. Dedim ben bunu biraz kendimi geliştireyim. Videoda bunu uygulayayım. Hiç zorlanmadan hastalığı güzel bir şekilde geçelim. Ve ardından yeni bölümümüzde artık özel salgı türlerine geçebilirim diye. Nurak solucanı var, nekro virüsü var, maymun gribi var. Gölge plagoya var, shadow plagoya, her neyse. Bugün onu oynamayacağız da. Eğer biyolojik silah geçersek oynarız tabii ki. Kolay delikanlı adamı bozar. Normal aşırı basit, zor, yetersiz, çok zor oynayacağız. Haksızlık olmasın, çok zor bir tek atıyorsak neden normal veya zor oynayayım? Evet. VQ, YQ, VLQ olarak hastalığımızı ismini de koyarak başlıyoruz ve Hindistan'dan başlıyoruz. Çin bana çok uğursuzluk getiriyor. Ne zaman Çin'den başlasam son anda geçiyorum ya. Nanavir'i oynadık. %70'lerde, 73'lerde diye geçtik diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama Nonavirüs çok hızlı bir şekilde geçmiştik. Rahat bir şekilde geçmiştik. Çünkü hastalığı çözmüştüm yani. Olayı da aslında çok basitti. Zaman kazanıyorsun, kazanıyorsun. Yayıyorsun. Pardon. Zaman kazanıyorsun, kazanıyorsun. Çoğaltıcı yüklüyorsun. Oradan bulaşıyorsun zaten. Ardından hayvan yayılmalarını yaptığın an bütün dünya hasta oldu zaten. Olmayan da kalmıyor genellikle. Birkaç ülke kalırsa da vaktimiz olduğu için öldürüyorum falan hallediyorum. O yüzden hiç sıkıntı yok. En son çıkan zombi filmi gerçeğe dayanıyor. Yakında biz de zombi hastalığını ortaya çıkaracağız ya, gerçek olacak. Uygulamalı olarak. Ama ne zaman? Yarın büyük bir ihtimal nörak solucanı çekerim. Yarın da cumartesi, pazar günü ya da taş çatlarsa pazartesi günü nörak diyorum. Nekroa yani zombi virüsünde oynarız. Çünkü başka çekmek istediğim seriler falan da var. Bu yeni çektiğim oyun adını şu anda hatırlayamıyorum. Aklıma getiremiyorum ama oyunu gayet sevdim. İzlenmeye de baktım yani, kanal abonesine göre gayet iyi de izlendi. Bu videodan sonra eğer vakit olursa akşam, olmazsa da gece yarısı gibi vakit de çekmeyi düşünüyorum. Sabaha kadar da yüklenir. Oradan da izlenimi sunarım. Öyle devam ederiz işte. Ama Plago ince her gün oynamayı düşünüyorum çünkü çok fazla çekilebilecek bölüm var. Genellikle araya da yeni bir oyun serisi sığdırmayı düşünüyorum. Mesela bugün Bone Masters'ı koydum. Yani videoyu yükledim, 1,5 saat falan aldı. Koyar koymazdı. Şimdi Plago ince çekiyorum. Bunun da yüklenmesi bir 2 saat falan alır diye düşünüyorum maksimum. Oradan da vakit olursa şu an saat mesela bakıyorum 6'ya 20 var. 6'ya kadar bitirsem 8'de falan yüklense evet aslında bir video daha sığdırabilirim direkt. Böyle geceden önce aslında 3. videomu da yapabilirim. Belki 4. bir video da çekebilirim. Hiç belli olmaz. Benim ne yapacağım belli olmaz. Çünkü oynayabilecek çok fazla oyun var ve benim çekmek istediğim başka oyunlar da var. Ya, öyle böyle güzel konuştuk ama biraz zaman kazanayım ben. Ölümcülük biraz düşük olsun. İyi ki çok hızlı öldürüyor. Farkındayım canım, farkındayım. Ölümcülüğü düşünce yine öldürüyor çünkü. Neyse tamam. Yap. 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 Ölümcülük sıfır şu anda. Evet.
Ölümcülünün şu an sıfır olması çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi hastalık bir yerden sonra çok hızlı öldürüyor. Ve fark edilmemek için yapmak şart. Şunu bir yapayım ama. Fark edilmeden de şu ilaç direncinden genetik sertleşmeyi hemen ikinci seviyeye yazdım. Şimdi yayılmaya geçebilirim diye düşünüyorum. Evet, fark ettiler. Aslında iyi bir zamanda fark ettiler. Tam fark ettikleri anda da öldürmeye başladık. Çiftlik hayvanlarını birinci seviye yaptım ama daha benim dirençleri yapmam gerekiyor. Direnç, direnç, direnç. Tamam, hemen soğuğu yapayım. Soğuğu yapayım, sıcağı yaparız. Zaten Hindistan sıcak yer olduğu için hastalığı başlattığınız yer mesela eğer sıcaksa hastalığı başlattığınız yer sıcağa alışık, soğuğa başlattığınız yerde soğuğa alışık, nemli ortanca bir yerde başlatırsanız sade oluyor. Yani sade de iyi mi olur, kötü mü olur şahsen hiçbir fikrim yok o konu hakkında. Şuradan aslında ısı direncini arttırayım ya. Hindistan havaalanlarını kapatıyor. Ah, ah, tamam. Isı direncini de yaptık. Kistler ve sirkülasyonu orada. Evet, burası. Çok nadiren karıştırabiliyorum yerleri. İsilikte kistleri karıştırıyorum da. Annemiz sağ aşağıda. Sol tarafta uykusuzluk var. Yukarıda solda bulantı. Evet. Buradan da öksürük var. Başlangıçta. Dünya menüsü yararlı içerikler içerir. Veriler içerir. Biliyoruz. Evet, yavaştan başlıyoruz artık. Kelimenin tam anlamıyla başlıyoruz. Kemirgeni yapayım da. Şu merkezi kanser ülkeleri daha rahat bulaşabilmek için. Oraları çabuk yok etmem lazım çünkü. Dünya Kupası iptal edildi sayemizde. Aferin bana. Hemen şuradan kuşu yapayım da. Ya da çiftlik hayvanlarını yapıp Afrika'ya falan abanabilirim ama daha sonra da şey oluyor. Ülkelere bulaşamama riski oluyor. Yani şöyle bak. Bunu bir yaptık. Tedavi ölümcül. Zaman kazandırdı bu bize. Çiftlik hayvanlarını iki yap ya. Ardından kuşu yapacağım direkt. Bulaşma olasılığını arttırmak için havadan falan. Şimdi bizler Afrika kıtalarına bulaşacağım için hani mutasyona uğradı. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı olduk. Yetiyor mu? Evet. Kuş iki. Gördüğünüz gibi. Afrika kıtalarına da sıçradık daha doğrusu. Yayılma değil de sıçradık. Ha, şunları yapacağım ya. Bunu yaparım da. Çift fareleri yok etmek için kampanya başlıyor. Yemezler. Ya Çin başlatsın başlatmasına da yani başka ülkelere de gidecekleri için falan başka yerlere de İzlanda ile bulaştı bu arada. Amerika biraz geç başladınız ya. Kötü olur bu. Hızlı başlasaydık DNA puanı kasmak için iyi bir şans olurdu. Ama iyiyiz şu anda. Uykusuzluk yapayım. Terleme. Deri lezyonları. Buradan da bunu yapayım. Genetik karışıklılığı bir seviye. Biraz daha bulaşayım. Ondan sonra zaten şunları hazır bir okuyayım. Bu değişmiş genleri deaktif etmek ölümcüllüğü azaltıyor. Bu silah ölümcül potansiyeli sıfırla yeniden oluşması zaman alıyor. Bu da zaman açık hale gelen benzer ölümcül genleri artık onlara ihtiyacımız yok. Yani onları basacağız. Ardına oradaki son özelliği aktif edeceğim. Aşırı duyarlılık yapışıp çünkü buradan felç aktif etmek istiyorum. Birazcık zaman kazanmak için. Oradan da komayı aktif edersen mükemmel olur.
Aa, şunları yapmadık. Çok kötü oldu bu. Ben diyorum bu seferden neden şey yapamıyorum. Çiçek attığından daha fazla kişi öldü. Ateş ve disiplatör öldü. Kaç ülkeye ulaşamadık Allah aşkına? 3-5. Anagola'da bağışıklı şu anda. Anagola'ya tam şey yapamadık. Tamam, ben artık taktiğimi kullanmak istiyorum ya. Yoksa halledecekler bizi. Şu gen sıkışmalarını. Oo. 16 mı? 16 ne ya? Hadi abi. Yapıştır. 17 gün ne ya? Kas DNA puanı. Kas 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 kas. Kas kas kas. Şunu yapayım. Doğu Afrika yok olmaya başlıyor. Orta Avrupa anarşi içinde. Biraz daha azalsın. Tamam, yeter. Düşüş. Hayırdır abi, ne oldu? Tedaviyi buluyordunuz galiba. Öyle bir şeyler gördüm ama. Şunu yap hemen. Ardından da çevresel sertleşme. Al. Öyle o kadar kolay değil canım. 231 gün. Geçir, yapıştır. Grönland. Hastalık olmayan insan enfeksiyonlu. Ekstrem zona sağ olsun. Ulaşamadığımız kalan kalmış 4 ülke. Anagola neredeydi ya? Anagola'yı. Tamam, bulaşır sıkıntı yok da. Madagaskar'da hastalandı. Hemen genetik karışıkları 3 yapayım da. Hiç ne olur ne olmaz. Sıkılmıyorum. Şu an Green Rebate konusu. İnsanlar tedaviye, daha doğrusu doktorlar tedaviye karşı verimsiz. 9 hatta 3 ekip 2022'ye kadar vaktimiz var. Hatta giderek daha fazla vakit kazanıyoruz. Ama ilerlerse sıkıntı. İzlanda mı? İzlanda ölmedi mi? Yok, ölüyormuş. İzlanda ölmedi mi ya falan. 3 ülke kaldı. İzlanda toplu mezarlığı kullanıyor. Buraları yok edersek zaten. Evet, Kanada biraz sıkıntı yaratıyor. Nöbetler. Nöbetlerden de delilik yapacağım. Az daha zaman kazanalım. Karayipler. Artık onlar oralar da hastalıklı. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde. Aslında o kadar hızlı diyemeyeceğim ama şimdi hızlı. Gördüğünüz gibi 100, 200, 400, 800. Ulaşma seviyesi öyle bir yüksekmiş ki. Karayipleri de hallettik. Merkezdeki cesetleri yok etmeye başlamışlar. Kanada gidiyor. Zamanımız giderek uzuyor. Yeni Gine ile lanet olasıca Filipinler kaldı. Filipinlere bulaşamıyorduk falan. Daha önceki videolarda hatırlarsınız belki. İki videoda falan öyle bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Kanada'da nükleer patlama oldu, evet. Kanada'da çoktu ya. 2024'e kadar ertelendi. 25 istiyor hala delilik. Bu saatten sonra düşmez diye düşünüyorum ama. Filipinler de hastalıklı. Evet, son bir ülke kaldı. Yapıştır, yapıştır. Hasta olmayı da görelim. Al, biraz daha zaman kazanalım. Al. 25 Aralık 2026. Hatta 26 Ocağı ertelendi. 2026 ama. Yeni Gine'de hastalandı. Tamam. Bitti abi. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Tümörler betis mutasyonu uğramış. Uğra kardeşim. Uğra. Şu DNA puanlarını iade edelim. Yani birazcık DNA puanı gelsin. Evet. Aşırı duyarlılığı kaldırmayayım. Anemi kaldırayım. Burada ana bir tane var. Tamam. İki DNA puanı versin.
Yine Armageddon'u salacağım, direkt öldürsün. Öldürsün diye hastalık. 2 ver. Tamam, 3 verdi, daha iyi. Bakayım ama ben yine Yeni Gine'ye. Tamam, sıkıntı yok, başla. Tamam. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Gezegendeki son sağlıklı kişi geçenlerde büyük hastalığına yakalandı. Hadi bakalım. Toplu mezarlığa kullanıyorlar. Kullanın. Kullanın. İşte biyolojik silah bu şekilde oynanır. Büyük insanlığın kökünü kurutacak. Bunu okumaktan zevk alacağım. Tüm dünyanın uğraşlarına rağmen Vükü dünyayı yerle bir etti. Geriye kalan son birkaç insan sığındıkları yerlerde çaresizce ölümü bekliyor. Evet, başarılı bir şekilde 1180 günde, biraz uzun sürdü ama tamamladık. Karmaşık, çok zor. Biyolojik silah 1180 gün, %86, gayet iyi bir oran. Evet, videomuz 16 dakika sürdü. Gayet iyi bir süre. Diğer Plague Age videolarıyla kıyaslarsak gayet iyi bir süre. Evet. Gelecek oynayacağımız hastalık artık belli oldu. Buraları bitirdik. Nörax olacağına geçeceğiz. Birkaç deneme gerçekleştireceğim. Çünkü çok zora geçmeye çalışacağım. Ama Necro virüsünde çok zorlanacağımdan şüphem yok. Hiç kazanamadım. Zorda bile kazanamadım. Bunlarla biraz kendimi geliştirmem gerekiyor. Shadow Plague'yi de alışmam gerekiyor. Çünkü yabancı dil istiyor biraz. İngilizce gördüğünüz gibi açıklama falan. Öyle, hastalık da öyle. İngilizce olarak oynuyoruz full. Burada evet, fullemediğim madalyalar var. Bakteri var, mantar var, parazit var, prion var. Bunları da rastgele bir zamanımda, boş bir zamanımda oynayacağım. Bitireceğim onları da. Özel şeyler de bittikten sonra da buradan ardından özel hastalıkta, yani senaryoya geçeceğiz. Burayı falan komple bitireceğiz. Kesinlikle bitireceğim yani. Acımak yok. İşte normal falan da ben direkt çok zorla bitirmeye çalışacağım. Neyse. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. YouTube, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Like'larınızı, dislike'larınızı atmaktan kesinlikle çekinmeyin. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, sorularınızı yorumlar ya da Facebook sayfasına aynı şekilde yazıp ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Esen kalın, hoşça kalın.